Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Şöyle bir ders yapmıştık geçen hafta, onu bir özetleyeyim. Akaid ilaç gibidir dedik. Yani her bünyenin ihtiyacı değildir. Herkesin öğrenmesi gereken şey değil. Akaid, kelam, zaten farkı orada. İnsanın aklına durup dururken soru sokmanın, şüpheler ilsa etmenin bir anlamı yoktur demişti. Yani halkın, zaten üstadın bu konuyla ilgili müstakil bir eseri de var. İlcamül avam an ilmil kelam diye. Avamı kelam ilminden uzak tutmak. Yani insanın kelam ilmi olmadan da Allah'ın varlığına, birliğine, efendim zat-ı paki subhaneye olan münasebeti güçlü olur. Kelam böyle bir fayda sağlamaz insana yani. Kelam ilmi demiştik ki, şöyle söylemek lazım işin bu kısmını arkadaşlar. Yani fayda sağlamaz derken, eğer gerçekten adam şüphelerle karşı karşıya kaldıysa, bu adamın imanı kelam ilmine bağlı. Savunma sistemidir. Bir ilaçtır. Zaten ilaç da bir savunma sistemidir, değil mi tabip? Yani vücuttaki direnci güçlendirir. Efendim, yani sorunlu hücrelerle mücadele etmesini sağlar. Hücreleri takviye eder filan vesaire. Kelam da böyledir. Ama durup dururken de kimseye ilaç vermez. Vermezsiniz herhalde tabip, değil mi yani? Yani kimseye, bu vitamin gibi değildir diyor yani. Ve öyle durup dururken bile içersen, ki kaldı ki vitamin bile durup dururken içilmez muhtemelen. Bunları anlattı. Daha sonra işte, yani asıl maksat marifetullah'tır. Zaten sözü dönüp dolaştırıp buraya getiriyor. Asıl olan insanoğlunun Allah Azze ve Celle'yi bilmesidir. Gerçekten de kainat nereden kurulur? Buradan kurulur arkadaşlar. Yani en temel noktası. Bilginin de düşüncenin de Kabe'si, temel noktası yani marifetullah'tır. Yani biz burada ne yapıyoruz? Kainatta insan niye var? Bütün bu hengame, bu kadar hadise, bu kadar çeşitli yaratılmış mahluk, yani milyonlarca böcek, bütün bunların temel gayesi nihayetinde gelir. İslam bilgi tasavvurunda da böyledir. Marifetullah'tır. Yani ne için yaratıldık? Allah Azze ve Celle'yi bilmek diyeceğiz ama marifet bilmek değil sadece. Yani ilmullah değil ya. Yani kalbin de eşlik etmiş olduğu, sezginin de dahil olduğu bir bilgi türü bu. Yani akıl ve mantık, rasyonel bir süreçle ulaşılan bir bilgi değil. Matematiksel bir bilgi değil. Sezginin, efendim ilhamın, hatta temelini oluşturan şeyin vahiy olduğu bir marifetullah yani. Dolayısıyla eğer amaç buysa, gaye buna, yani eğer bir ilim bu gayeye hizmet ediyorsa anlamlıdır. Etmiyorsa yani başka yollarla da bu gayeye ulaşılabilir. Zikir böyledir mesela. İnsanın Allah Azze ve Celle'yi zikretmesi, bu kadar mesela Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın tesbihatı, evradı, ezkarı, hiç üstünde yeterince durulduğunu düşünmüyorum yani. Bizim için numune imtisal değil mi Resulullah? Rehber hayatımız şu. Mesela en dindarlık konusunda zayıf olanının bile hayatına Resulullah yön verir. Hakikaten yani. Şimdi gidin şöyle bir bakın mesela. Çok böyle İslam'la bağı çok zayıf olan birinin bile farkında olmadan Allah Resulü'nün beyanlarıyla yaşamını sürdürdüğü onlarca şey vardır. Ama bakıyoruz Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında en belirgin olan, yani baktığın zaman dışarıdan en böyle görünen şey tesbihat, evrad-ı ezkarıdır. Bunu biz pek anlamayabiliriz. Ama dışarıdan gelen dış kültürün etkisiyle İslam'ı öğrenmeye kalkmış oryantalistlerin bu çok hiç gözünden kaçmıyor mesela. Bir tane oryantalist öyle bir sözü vardı. Yani onu merak ediyorsanız diyor, şöyle düşünebilirsiniz diyor. Yani sürekli olarak dilinde bir zikir var, bir evrat var. Efendim, bulunmuş olduğu mecliste defalarca estağfurullah el-azim der. Yani Resulullah'ın yapmış olduğu duaları, yani bir adam böyle belli kırılır yani, öyle altından kalkamaz yani. Onun kulluğunu duada görüyorsunuz zaten, duada. Amaç ne? İşte marifetullah. Çünkü söz insanın özünden süzülmüş bir hakikattir. Yani insanın konuşmasından daha büyük bir mucize yoktur. Dil yani. Yani zihnimizle dilimiz arasındaki bağ hala tam olarak, net olarak çözülebilmiş değildir yani. Nasıl oluyor bu dilin
hareketleriyle ve hançereden çıkan ses yoluyla kelimeler oluşuyor. Zihnin komut vermesi ve bunun işte bir kelime dizinine dönüşmesi inanılmaz bir olay mesela. İşte aslında insan sözünden ibarettir. Bir şeyi çok fazla telaffuz ederek, tekrar ederek, evrad-ı ezkar bir yerden sonra insan ruhunu eğitir. Eğer yani o kıvama getirir. Mesela namazı düşünün. Mesela namazın dış erkanı var ya, bir işte rükû var, secde var, kıyam, kıraat var. Ama namazda sessiz durduğumuz hiçbir yer yok mesela. Öyle değil mi? Her yerinde mutlaka bir tesbihat var. Yani o iskeleti şeyin yani kabuğunu çıkarttığın zaman iskelet ortada şey olarak kalır yani. Tesbihatlardan, evrattan ve işte kıraatten ibaret bir şey ortada kalır. Şimdi bütün bu arkadaşlar insanın ruhunu bir şeyle, nedir o, marifet örsüyle Allah Azze ve Celle'ye yöneltmek. Onu o kıvama getirmek ve ilahi mesajlara uygun hale sokmak. Kalbin parlatılması diyor üstadımız buna. Başka yerlerde de. Yani kalbin cilalanması diyor yani. Öyle bir hale gelecek ki ilahi ilhamlar artık kalbine yansıyabilecek. Allah Azze ve Celle'nin nuru aksedebilecek hale gelecek. O kirlerden arınmış olduğunda ama bu şartla. Onun için diyor ki yani bu kelam ilmini hiç adamın aklında soru işareti yokken, herhangi bir sorunu yokken adamın, gidip de kafasına sokmanın bir anlamı yok. Adamı sadece yoldan çıkartır. Mesela şimdi çok tartışılan bir şey var ya, işte ilahiyatlar eski 90'larda çok tartışılıyordu bu. Yani ilim esbabı tuğyandandır. İlahiyatlar adamı ilahiyata girerken tertemiz bir çocuk olarak giriyor. Çıkarken işte bir sürü kafasında sorularla, şüphelerle çıkıyor filan. Birazcık doğru tarafı var. Ama bunun ilahiyatla alakası yok. Bunu şöyle düşünmek lazım. Gerçekten bu kadar insanın okuması gerekiyor mu yani? Yani bu kadar İslami ilimleri temelinden, kökeninden ele alan insan sayısı normal mi? Yani insanların dindarlığı için bilgi olmazsa olmaz bir şey mi ki? Gerçekten de bildiğimiz kadar mı Allah'a yaklaşıyoruz? Değil mi? Sorun daha temelde yani. O mesele ilahiyat meselesinde değil yani. Ya benim kızın, ya dün dinlerken gözlerim doldu ya. Benim kızın arkadaşlarının anneleri. Hani sınıf annesi, ne deniyor onlara, neyse artık yani. Okuldaki 4. sınıfa giden Zeyno'nun arkadaşlarının anneleri. Onlar şimdi çocuğu bırakırken, alırken filan aile gibi oluyorlar. Her gün bu. Tamam, bunlar işte tanışıyorlar filan. 10-12 tane şey anne. İşte hanıma diyorlar ki, işte hanıma diyorlar ki değil. Böyle birbirlerine de gitmeye, gelmeye filan başlıyorlar. İşte hanıma diyorlar ki en çok seni merak ediyoruz. İşte perşembe günü bize geldiler. Ben yoktum da yani. Tabii. Hanım diyor ki tabii böyle dinle bağı çok zayıf olan, hatta diyormuş ki ben hayatımda ilk defa böyle bir benim gibi yaşamayan biriyle bu kadar samimi oldum diyormuş kadın. Şimdi dinle bağı çok zayıf olan insanlar içinde çok fazla. Tabii kadın muhabbeti, işte eltilerinin dedikodusunu yapıyorlar filan. Ama her seferinde şöyle diyor kadınlar. İşte bizim odada kitaplar var ya. Tövbe estağfurullah, yapmayın burada ya. Bak burada. Tabii o zaten. Arapça kitapların önünde yani. Baksana Kur'an kitapları var burada. Cümleye bak. İşte Kur'an yazıyor bak orada, yapmayın. Sırtı da yazılı ya bizim Arapça kitapların. Ya işte hanımlar bak bunu içerki odada konuşalım. Ya muazzam bir masumiyet değil mi ya? Yani sen şimdi git buna, ver ona. Ondan sonra. Gel seni yetiştireyim de, eğiteyim de. Ondan sonra daya ona şeyi, kelam ilmini. Bozarsın yani. O saflığı, duruluğu gider yani. Anlatabiliyor muyum? İhtiyaç kime? Gerçekten kafası bulanmış. Yani sorular kafasına girmiş. Ve Allah'ın varlığına, birliğine dair. Yani temel kelam meselelerini işte ihtiva eden o mevzuların kafasında soru işareti olduğunu düşün. Onlara dair. Geçen haftaki mevzumuz buydu. Nihayetinde üstad
şuna bağlıyor, getiriyor. Diyor ki zaten İhya-ül Middin'in her yerinde bunu göreceğiz. Getirecek mevzuyu şuna bağlayacak. İnsanı kurtaracak amel efendim marifetullah'tır. Allah'ın sevgisi. Allah'ın varlığını bilmek. Şimdi arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de nazil olmuş olduğu toplumda ateist olmadığı için Kur'an-ı Azimüşşan'da Allah'ın varlığına dair deliller serdeden ayetler çok yoktur. Hiç yoktur. Çünkü Mekke'de Allah'ı inkar eden hiçbir zümre, grup, sınıf yoktu. Şu ayet-i kerimeler onu sıfatlar bahsinde geleceğiz ama ben yine kısmen zikretmiş olayım. Mesela bu kemikleri kim diriltecek? Ayetleri var mesela. Bunlar aslında temelden iki tane orada yorum var tefsirlerde. Bir tanesi ya bunlar ahirete inanmıyor. Yani müşriklerin inancını da böyle yeknesak herkesinkinin eşit aynı olduğunu düşünmüyoruz. Biliyoruz zaten. Bir inanç senfonisi var orada yani. Bir sürü ses var. Hani bazı ayetler var ya, envai çeşit sesin, görüşün, fikrin ortasında Allah size doğru olanını beyan etti. Kur'an'ı bu anlamda şey yapıyor yani hani Kur'an-ı Azimüşşan size hakikati bütün gerçekliğiyle önünüze serdi. Şimdi Allah'a ahirete iman etmemekten de ziyade orada arkadaşlar ne var? Yani Allah'ın sıfatlarına inkar var mesela. Şunu demek istiyorlar yani. Sen sürekli Allah'tan bahsediyorsun. Arada Allah Azze ve Celle'nin iradesini tecelli ettirecek, onların bir anlamda işini yürütecek şeyleri reddediyorsun. Peki bunları kim diriltecek? Yani Allah Azze ve Celle'yi inkarı ifade etmiyor yani. Kemiklerin diriltilmesinin işte ona dair sorulan soru sadece Allah'ın sıfatlarına dair bir sorudur. Yani ey Muhammed senin Allah tasavvurunda da bir muğlaklık var. Tamam bizim putları çıkardın kenara attın. Ama sen öyle bir Allah anlatıyorsun ki yani karıncaya bile rızkını veren filan bir Allah'tan bahsediyorsun. Mutlaka Allah Azze ve Celle bunu belli başlı meleklerle yapacak veyahut da işte sıfatlarla yapacak. Zaten onlar Allah'ın kızlarıdır diyorlar ya putlarla ilgili müşrikler. Bunlar ayet-i kerimelerde var. Onlar Allah'ın kızlarıdır işte aracıdır onlar filan. Aslında bu da bozulmuş halidir. Normalde meleklerin tasviridir bir yoruma göre putlar. Anlatabildim mi? Meleklerin tasviri Allah'ın kızları yani netice itibariyle yeryüzünde Allah'ın işlerini gören işte her birisinin sorumluluk alanı olan kendine ait bazı sorumlulukları olan melekleridir. Allah'ın iradeleri olmayan kullarıdır. Allah inancı var, mutlak bir Allah var ama bunun yeryüzündeki yansımaları var yani aynı zamanda. Putlar aslında onların suretleri. Yoksa putların bizzat kendisi de değil. Yani şu şöyle bir anlatı arkadaşlar. Hani Mekke'deki insanlar bildiğin taşa tapıyordu. Bu anlatı şöyle bir ters tepiyor da yani bugün mesela. Buna karşılık şunu söyleyenler de var. Ya İslam bildiğin gerizekalıların içinde bulunmuş olduğu bir toplumda doğdu yani. Ama şu var yani hani gerçekten bildiğin gibi bir taşa tapma değil o yani. Yani onun da bir mantığı, felsefesi var yani. Bir şey kuruyor arkasına, öyle bir şey inşa ediyor. İkinci bir husus, mesela taş kutsallığı eski dünyada çok daha yaygın. Putperestlik bunu indirgiyor aslında, daraltıyor alanını. Bazı taşlara kutsallık atfederek diğerlerinden kurtuluyor, soyutlanıyor yani. Anlatabildim mi? Ve bunların efendim belli başlı suretler verilme şekliyle aynı zamanda bir kutsiyet ihtiyacını da gidermiş oluyor. Yani her taş kutsal olursa işin içinden çıkamazsın yani. Şimdi bu anlayışı eğer böyle çok basitleştirirsen yani puta tapıyorlar filan taşa tapanların içerisinden çıkmış ondan sonra üstelik onlara bile kendini inandıramamış bir peygamber
gibi bir yorum da var. Böyle çok ahlaksız bir yorum da var. Mesele öyle değil. Mesela Arap şiirinde belki hani o günkü Yunan'da var olan felsefe kadar olmasa da ciddi bir felsefe de var. Yani Arap şiiri yeterince incelenmiş değil. Çok derin bir ahlak felsefesi var mesela. Yani bir ahlak kurmuşlar yani, anlatabildim mi? Öyle bir bazı mesela övülen sıfatlar var ya, şecaat, cesaret, mürüvvet, cömertlik mesela. Bunlar hep Arapların ön plana çıkardığı özelliklerdir mesela. Ama çelişkiler yumağı. Yani cesaret dediği şey aynı zamanda bir vahşeti de içinde barındırıyor. Yani Bedir Savaşı'na giderken Ebu Cehil Kabe'nin örtüsüne sarılıyor ve ağlayarak "Ya Rabbi, Ya Rabbi, kim haklıysa onu galip kıl, kim halkını bozmuşsa, akrabayı birbirine düşürmüşse onu zelil kıl, kim akraba..." Bak mesela orada Arap mürüvveti için efendim önemli olan maddeleri tek tek sayıyor. Kim efendim cömertse, kim akrabasından yana şey oluyorsa onu şey kıl, üstün kıl diye dua ediyor. Allah da duasını kabul ediyor. Yani onun duası kabul olmaz da şey demek istiyorum yani, tam da dua etmiş olduğu gibi bir netice çıkıyor yani. Yani Bedir aksine ihtimal verilmeyecek net ve kesin olan bir zaferdir. Mekkeli müşriklerin ölü sayısına bakarak söylemiyorum bunu. Ölen kişilerin kimliklerine bakarak söylüyoruz yani. Zaten Mekke Bedir Savaşı ile beraber aslında Mekke fethedilmiştir. Yevmül Furkan diyor Kur'an ona yani. Üç tane çok temel dönüm noktası var İslam tarihinin. Biri ilk anı. Hayır şey, vahyin nüzulü. İki, Bedir Savaşı, hakla batılın ayrıldığı yer. Orada artık zaten yani birincisinde sözlü olarak İslam var oluyor. İkincisinde fiili olarak var olduğu tescilleniyor, efendim kabul görüyor. Üçüncüsü Mekke fethi. Bu da artık seni ulus sınırlarının dışına taşıyor. Yani Arap Yarımadası'nın dışına taşıyor, birleştiriyor yani. Üçü de Ramazan'da oluyor. Biri Ramazan'ın 27'si, öyle zannediyoruz Kadir Gecesi. Biri Ramazan'ın 17'si Bedir. Diğeri Ramazan'ın 13'ü Mekke fethi. Uhud Şevval'de oluyor. Onun için Allah'ın varlığını bilmekle ilgili ayet-i kerimelerde Allah'ın varlığını inkar edenlere yönelik sözler sevk edilmemiştir. Yani ayetlerin sevk ediliş amacı, gayesi bu değildir. Maksat Allah'ın varlığını hatırlatmak. İnsanı amele yönlendirmek yani. Kendi varlığını hatırladığında da Allah'ın varlığını hatırlar bir yönüyle. Kainatın işte sonsuz, sınırsız olması. İnsanın bu kainat içerisindeki yerinin çok küçük olması filan. Şimdi bakalım ayetlere. Elem nec'alil arda mihada. Biz yeryüzünü beşik kılmadık mı? Siz de bebeksiniz aslında. Bakteri gibisiniz kainatın tamamına baktığında. Vel cibale evtade. İşte dağları direk kılmadık mı? Ve halaknaküm ezvece. Her şeyi çift yaratmadık mı? Bu da enteresan değil mi? Kainatta mesela sosyoloji de şunu söylüyor. Yani bunu eşyada görüyorsun onu, tamam da. Diyor ki eğer bir toplumda tek bir yek vücut, yani mutlak bir bütünlük mümkün değildir. Çok çok kısa sürer diyor. Doğal yollarla ikiye bölünmek temel kanunudur bu sosyolojinin. Yani en temelde ikiye bölünmek zorundadır. Ya çok enteresan ya. Yani insan ikiye ayrılıyor, kadın erkek. Efendim her şeyde bir ikilik var. Zaten o yüzden Allah tektir diyoruz. Değil mi? Ama gel gör ki yani mesela toplum dediğin şey, yani işte toplumuz burada. Biraz sonra odadan çıkacağız, dağılacağız yani. Herkes bir yere gidecek. O onun diyor temel tabiatıdır diyor mesela. Hatta şeyi duyduğumda da çok şaşırmıştım. Rast gelen mesela diyelim ki siyah misketle beyaz misketi bir torbanın içine koy, karıştır. Böyle rast gelen döktüğünde ikiye ayrılmak zorunda saydığında yani. 49'a 51. İkiye ayrılmak zorunda yani.
Seçimler de öyle oluyor ya nihayetinde, hani bir sürü aday çıkıyor filan ama en temelde ikiye ayrılıyor. Hani rahmetli Erbakan derdi ya, sizin önünüze çarşaf gibi bir şey getirilecek. Oy pusulası getirilecek. Orada iki parti var. Aslında derdi. Allah rahmet eylesin. Doğru söylüyor yani. Yani en temelde ikiye ayrılır yani. İki sınıf vardır. İki zümre vardır. Hep böyledir yani. O yüzden mesela eğer bu ayrım doğal yollarla gerçekleşmezse tefrikaya sebebiyet verir. Dün kitap çıktı. İnşallah birkaç güne ulaşır. Ben o metin girişinde de yazdım. İhtilaf usulü diye ismini de biraz direndiler ama sonra kabul ettiler Gazali'nin. İhtilaf usulü. Ne demek bu? Ya ihtilaf kaçınılmaz bir şey yani. Hani ihtilafsız bir toplum olmaz, ihtilafsız bir cemaat olmaz. Ama bunu bir usulüne uygun yaparsan gerçi bir anlamı olur, faydaya döner. O zaman rahmet olur işte yani. Anlatabiliyor muyum? Yani işte ümmeti Muhammed birleşin. Yani birleşmeyin. Ayrışmanın usulünü, adabını, erkanını öğrenin. Yani bir kadın, bir erkek evleniyor şimdi ne oluyor? Birleşiyorlar mı? Yok, kadın kadınlığını koruyacak, erkek erkekliğini koruyacak. Eğer kadın kadınlığını korumazsa erkeği rahatsız eder bu. Bu ne ya der yani. Hani ortağımla mı yatıp kalkıyorum akşama kadar yani? Olmaz yani. Erkek kadınlaşırsa kadın rahatsız olur. Hayır, erkek erkek olacak, kadın kadın olacak. Eşitlik olmaz. Bir kere tabiata aykırı bir şeydir bu eşitlik. Sağ ayakkabıyı sol ayağa giyemezsin. Yani sağ ayak sol ayaktan üstün müdür? Değildir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'deki o kavvam olma tarafı güç, güce vurgudur. Ama güç her şey demek değil. Evet, taş gülden daha büyüktür, daha güçlüdür. Öyle değil mi? Ama güle meyle deriz. Korunmasızdır mesela. Çok güzel çiçekler, orkide, yeryüzünün ilk açılan çiçeği denilir. Çiçeklerin Hazreti Adem'i. Bütün çiçekler ondan türemiştir. Çok çelimsizdir aksine. Öyledir ama meyle diyorsun değil mi? Yani Allah erkeği güçlü yarattı, bu erkek üstündür anlamına gelmez. İkiye ayrılmak yani zevç, her şeyin ikiye ayrılmış olması bir Allah Azze ve Celle'nin mahlukatına yerleştiği bir cilvedir. İşte toplumlar da öyledir, ha onu diyordum. Doğal olarak ikiye ayrılmazsa eğer ve ayrılmanın usulü netleşmezse, belirlenmezse ihtilaf artık iki tarafı da yok eder. İhtilaf usulü diye tercüme Faysal-ı Tefrika İmam Gazali'nin kitabında Tevafuk dün çıktı o da. Bunu net olarak görüyoruz yani. Şeyde de öyledir mesela, hani meseleler bazı kararlarla ilgili de, bir şahısla ilgili, bir meseleyle ilgili. Ya yemeğe oturursun menüde bile en son ikiye düşürürsün yani. İnsan içinde de var aynı ikilem. O dikotomik yapı tabiatın bir şey, kanunu. Ama iyi usulünü oturtturursan, doğru bir sistematik kurarsan yönetirsin. Zaaflar da öyledir. Ben geçenlerde bir gence öyle tavsiye ettim. Bir zaafın var. Bir daha yapmayacağım falan. Oğlum basit bir olay değil. Bak bu çok büyük bir zaaf. Öyle ani bir kararla işte bir daha da o günaha düşmeyeceğim. Bir daha da son olsun, tövbe olsun. Böyle dediğinde şeytan sana kahkahayla gülüyor. Böyle olmaz. Bir kere bunu kabulleneceksin. Böyle bir gerçek var. O zaman zaafını yöneteceksin. Ve cealne nâra maâşe. Gündüzü maişet için kıldık. Ve beneyne fevkaküm seb'an şidâde. 7 kat sağlam gök şidâde. Şiddetli sağlam gök inşa ettik. Bu da biliyorsunuz arkadaşlar. Yani 7 kat diye bir şey yok aslında. Evren bir balonun içerisindeki toz zerrecikleri gibi bir durum var deniliyor. Ama öyle değil. Yani böyle soğan halkaları gibi düşünün. Kalıpları gibi düşünün. Bizim bu keşfetmiş olduğumuz evrenin tamamı aslında çok daha büyük bir evrenin şeyi olabilir diyorlar yani. Atomu olabilir deniliyor yani. İdrak donuyor burada. Kaldı ki Samanyolu galaksisi keşfedilen evren içerisinde bir kum tanesi kadar. Dünya da zaten güneşin içine 1 milyon tane dünya sığabiliyor. Yani Samanyolu galaksisinin en küçük şeylerinden biri.
Bildiğim kadarıyla dünyadan bir tane daha küçük var. Daha küçük bir şey var. Evet. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا ve size lamba gibi, Üstad Bediüzzaman hep bunu söyler. Bir ampul gibi sizi aydınlatan, ışıtan ve ısıtan güneş yarattık. وَاَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاً سَجَّاجًا. Evet. Biz مِنَ الْمُعْصِرَاتِ yoğunlaştırılmış bulutlardan yağmurlar gönderdik. Yağmur hep Allah'ın elinde. Yani hiçbir şey, bak Allah insana bedeni peşinen veriyor. Sen de işte yani. Ondan sonra ama onun dışında hayatını devam ettirecek şeyleri peşinen vermiyor yani. Yıllık burs vermiyor. Aylık veriyor. Yağmuru elinde tutuyor yine. Bütün her şeyi bak لِنَخْرِجَ بِهِ حَبَّنْ وَنَبَاتَ nebatat ve hububat yetişsin diye وَجَنَّاتٍ اَلْفَافًا ve bahçeler yeşersin diye verdik. İşte yağmur gönderdik diyor. Yani yağmuru göndermediği anda itibaren kainattaki insan hayatını devam ettiren hiçbir şey baki kalamıyor. Genel şeyi verebilir en fazla. Hiç kimse bilemez. Bir anda sapabilir yani şey. Yani zannedildiğinin aksine bir şey çıkabilir. Meteoroloji mesela dine dönüşte çok temel bir yerde durur. Yani meteoroloji ilmi. Dünyanın hani bir pozitivist dönemi var ya. Ondan itibaren tekrardan dine dönüş düşüncede, fikirde, eylemde işte komünizm dalgasının artık gücünü yitirmesinde meteorolojinin çok özel bir yeri vardır. Şimdi mevzuya girmeyeceğim de bir gün onu konuşalım yani. İşte yağmuru elinde tutarak aslında bütün varlığı hala kendisinde topladığını gösteriyor yani. Hala hakikaten yağmur olmasa inek de olmaz. Hayvan da olmaz yani. Yaşam da olmaz. Ve hiçbir güçte yağmuru yağdırmaya yetmez. İşte bakın mesela bu sene kar yağmadı. Şey yok. Çok büyük bir zayiatı olacak deniliyor. Barajları dolduran yağmur değil ki, gerçekte karmış zaten yani. Kar yağmadığı için Anadolu'da çok ciddi şey olacak deniliyor. Kar yağmayan bölgelerde toprak verimliliği düşecek.